Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna Savaşı'nda çok kritik bir haftaya giriyoruz. Biliyorsunuz savaş Rusya lideri Vladimir Putin'in aldığı bir karar sonucunda 24 Şubat 2022 günü başladı. Rusya'nın hedefi 1-2 hafta içinde bütün Ukrayna'yı ele geçirmek, iş başındaki yönetimi devirmek, yerine Rusya yanlısı bir lider koymak ve Azov Tugay'ı başta olmak üzere milliyetçi kanadı katlederek temiz bir Ukrayna oluşturmak ve bu Ukrayna'yı da Belarus-Rusya hattında geliştirilmiş olan tek devlet sürecine dahil ederek bir büyük yani Rusya'dan da büyük bir Slav devleti kurmaktı. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Zelenski hala iş başında. Mariupol direnişinde ele geçirilmiş olan Azov Tugayı'nın komutanları esir değişiminde ülkelerine döndüler Türkiye'nin üzerinden ve şu anda cephede ise yaklaşık artık bir yıl oldu. Cephede ise sürekli olarak köşeye sıkışan, yenilen Ukrayna Genelkurmayına göre 142 bin Birleşik Krallık yani İngiltere istihbaratına göre ise 67 bin ölü vermiş bir Rus ordusuyla karşı karşıyayız. Rusya bu anlamda baktığınız zaman inanılmaz kötü bir durumda ve konvansiyonel güçlerinin de önemli bir bölümünü bir yıllık bir savaş sonucunda kaybetmiş gözüküyor. Bütün bunlar bir realite. Bütün bunları beraber yaşadık. Geriye dönüp baktığınızda Fikri Takip Müessesesi çerçevesinde sizlere her gün Ukrayna haberi verdiğimi de göreceksiniz. Niye? Çünkü 21. yüzyıl bu savaşlarla şekilleniyor. Ayrıca bir nükleer savaşa dönüp dönüşmeyeceği konusu da daha hala garanti altına alınabilmiş değil. Bu çerçevede baktığınız zaman önümüzdeki salı günü çok enteresan bir olayla karşılaşacağız. Yani 2 gün sonra. Niye? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Varşova'ya geliyor. Yani Polonya'ya. Tamamen Rusya'ya meydan okuma gezisi bu. Tam da savaşın başladığı döneme denk getirdirildi ki Varşova'da yapacağı konuşma tarihi bir kimlik kazansın diye. Biliyorsunuz Amerikan başkanlarını yöneten kadroların bu konularda bayağı büyük bir etkinliği vardır. Mesela John F. Kennedy 1963 yılında Dallas'ta uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soğuk Savaş'ın yani 1962 Küba krizinin en büyük yükünü çeken başkan olarak tanındı. Ve Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihte nükleer bir savaşa en çok yaklaştıkları bir krizdi bu. Ki Türkiye'deki Amerikan füzelerinin de pazarlık konusu olduğu bir şeydi. Konuyu dağıtmak istemiyorum. Ama işte o büyük krizin içinde mesela John F. Kennedy'nin Berlin'e gidip, Batı Berlin'e gidip "Ich bin einen Berliner" yani "ben bir Berlinliyim" diye başlayan ünlü konuşması ve Sovyetler Birliği'ne inanılmaz bir meydan okuması. Büyük bir olasılıkla Joe Biden'ın bu Varşova ziyaretini oluşturan kadro John F. Kennedy'nin, o da demokrattı, Sovyetler Birliği'ne Batı Berlin'den bir meydandan yaptığı meydan okumanın bir benzerini planlıyorlar. Büyük bir olasılıkla Biden Rusya'ya ve bütün dünyaya Ukrayna Savaşı'nın nasıl bir seyir içinde ve ne biçimde gelişeceğini belirten bir net konuşma yapacak. Peki aynı gün Moskova'da ne var? Vladimir Putin'in konuşması var. Vladimir Putin de aynı gün, belki de aynı saatlerde. Yani çıkacak ve diyecek ki ben bu savaşı böyle götüreceğim. İster uyun, ister uyumayın. Yani o yüzden salı günü ben alarmdayım, siz de alarmda olun. Benden bazı sıcak başlıklar da görebilirsiniz. Ama durum
giderek karşılıklı meydan okumaya dönüşmüş durumda. Ve tabii Biden'a Varşova'da bu savaşın cephesini çeken Polonya liderleriyle yapacağı görüşmelerin dışında biliyorsunuz NATO bünyesinde Bükreş dokuzlusu diye adlandırılan işte Baltık Cumhuriyetleri üçü, Çek, Slovakya, Macar, Polonya, Bulgar ve Romen liderleriyle de yapacağı çok önemli bir toplantı var. Oradan çıkacak bir sonuçlar var. Viktor Orban orada Biden'la girer mi birbirine, girmez mi, buna cesaret eder mi etmez mi, o ayrı bir öykü. Ama sonuç itibariyle biz çok ciddi ve çok önemli bir haftaya giriyoruz. Karşılıklı olarak meydan okumaların ve savaşın nasıl yapılacağını tartışıldığı çok özel bir dönem bu. Nitekim bunu anlamış olacak ki Çinli diplomat Wang Yi Münih konferansında yaptığı konuşmada önemli kaygılar belirtti ve önemli de işaretler verdi. Wang Yi'yi önemsiyorum çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en üst düzey diplomatların birinci sırasında ve dedi ki Çin Halk Cumhuriyeti Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve tam egemenliği zeminli yeni bir bildiriyi küresel sistemin masasının üzerine koymaya hazırlanmaktadır dedi. Şimdi bu önemli bir cümle. Yani diyor ki biz Çin Halk Cumhuriyeti olarak her ne kadar Rusya'yı bu konuda kınamamış olsak da bu ülkenin yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini önceleyen bir plan geliştiriyoruz diyor. Bu Rusya için gerçekten bir hançer mi? Yani hançer olmasa bile yani ayağı bir pranga öyle diyelim. Çünkü artık Çin Halk Cumhuriyeti gerçekten bu savaşta Rusya'dan uzaklaşan bir motivasyona sahip. Nitekim diye devam etti. Nükleer bir savaş asla yaşanılmamalıdır. Güvenlik tehditlerinin kontrolden çıkması bu riski yükseltmektedir. Yani Rusya sürekli nükleer tehditte bulunuyor. Çin buna da karşı. Buna da karşı. Ama bunun karşılığında Çin'in de Rusya'ya karşı bir başka atağı var. O da meşru güvenlik riski kaygıları herkes tarafından ciddiye alınmalı ve saygı duyulmalıdır. Bu da ne? Yani kardeşim şu NATO işini çıkartmasaydınız Ukrayna konusunda bu savaş belki de olmayacaktı cümlesi. Ben buna kısmen katılıyorum. Yani bu savaş olmayabilirdi. Yani bir deklarasyonla bu savaş durabilir miydi? Bence durabilirdi ama kimse bunu yapmadı. Ne Ukrayna yaptı ne NATO yaptı. Deseydik ya kardeşim tamam zamanı değil bu NATO işi bitti tamam falan denseydi belki bu iş olmayabilirdi ama benim anladığım kadarıyla Çin Halk Cumhuriyeti bir ara buluculukta kararlı. Ve zaten diyor ki Wang Yi savaşın bu haliyle uzamasından son derece rahatsızız. Bu nedenle bir köşede oturup seyretmeyeceğiz, ateşe benzin de dökmeyeceğiz, barış ve müzakerenin yanında yer alacağız. Diyor ki yani ben ekonomik olarak da diğer konularda da çok ciddi zorlanmaya başladım. Çünkü Avrupa Birliği pazarı önemli Çin için. Ben bu savaşı artık bu şekliyle devam etmesine seyirci kalmayacağım ama ben bu işin barışçı kanadındayım diyor. Nitekim bir başka cümlesi daha var. Ukrayna ile Rusya arasında başlamış olan müzakereleri baltalayan güçlerin ana hedefinin Ukrayna'yı korumak olmadığını daha derinlerde bir talepleri olduğuna inanıyoruz dedi. Yani Amerika'ya dedi ki sen bu savaşı uzattın, başlattın ve uzattın. Ve şeydi Avrupalıların Amerika Birleşik Devletleri'nin çizgisinden ayrılmaları gerektiğini görüyoruz. Avrupalı devlet dostlar, Avrupalı dostlar artık bu savaşı nasıl sonlandırabileceklerini düşünmek zorundalar dedim. Olaf Scholz'la Almanya'da buluştu. Paris'te de Emmanuel Macron'la buluştu Wang Yi. Avrupalılar anladığım kadarıyla Çin'in
bu politikalarını da aktardı. Daha önce de sözünü etmiştim. Ama şimdi anladığım kadarıyla bu meydan okumalı ve sonuna kadar savaş sendromunu Çin aşamıyor gördüğüm kadarıyla. Yani Çin aralara girmeye, aralara sızmaya çalışıyor ama böyle bir durumla da karşı karşıya aşamıyor bu sorunları gibi gözüküyor. Ve bu çerçevede baktığınız zaman önümüzde çok ciddi bir sorunlar zincirinin yattığını da söylememek mümkün değil. Bakacağız, izliyoruz tabii ki. Fakat Salı günü gözünüz bende olsun. Yani ben böyle reklamları sayamam ama Salı günü sizler için ek mesai yapıp biraz bu konuları dakika dakika aktarmaya çalışacağım. Bu konuda Allah sağlık verirse tabii kararlıyım. Hoşça kalın.